Derste de unuttum ben. Bütün derslerde problem. Şeyde de öyle. GK'da da hatırlatıyorlar hep. ÖABT'de de siz hatırlatıyorsunuz, sağ olun. Vallahi unutuyorum yani. Evet, Kerem var mı başka? Tamam. Özlemciğim, yüzünü bir görüyoruz bir kayboluyorsun hemen. Şey, Emullah geldi mi? Gelmedi mi? Gelmedi. Şeydi Tamam. Neyse, gruba yazarım. Şöyle. Gelir şimdi değil mi? Aynen. Şeyi Asiye, sen video grubunda varsan saat 9'da onlar da canlı derse gelsinler. Şey, ÖABT'ye. Onu hatırlatalım şeye. Söyleyelim. O grupta ben yokum çünkü. Ne olmuş benim, gene kaybolmuş. Seste mi sorun yaşıyorsun? Benden kaynaklı değildir herhalde hocam diye düşünüyorum. Bir dakika. Ops. Benim şey nereye gitti? Heh, sorularım burada. 27'yi yaptık galiba en son. Evet. 27. 28'deyim. Tamam. Nerede benim şeyim? Mehtap'cığım, büyük ihtimal senden kaynaklıdır. Ses sorunu yaşayan var mı? Arkadaşlar, siz hani Mehtap benim öğrencim değilsin de böyle sabit öğrencilerim bilir. Bendeki şey, mikrofonla şarkı söylersin yani. Tesisatım çok iyidir şeyde, dijitalde. O yüzden bir sorun olduğunu sanmıyorum. Senden kaynaklı olabilir. Belki şeydir, internet bağlantısıyla alakalıdır. O da bazen etkileyebiliyor. Olabilir yani. Evet, olmadı videodan bir daha dinlersin. Nasıl olsa şeye kadar arkadaşlar, videolarınız 14 Ağustos'a kadar duracak. 14 Ağustos itibariyle drive'ı kapatıyorum. Ondan sonra videolar, sorular. Sorularla ilgili rica ediyorum, tekrar ediyorum. Her şeyin bir yolu var tabii ki. Mutlaka ki kırabilirsiniz falan ama tavsiye etmem. Gerçekten sizinle ya da işte ne bileyim gönderdiğinizde falan bulunuyor çünkü. Başıma iş açmayın. Canımız sıkılmasın lütfen. İşimize bakalım, tamam mı? Sorularım hiçbir yere geçmesin. Bu konuda çok hassas olduğumu beni yakinen tanıyanlar bilirler. Evet, devam ettim öyleyse. 28. soruyla. Şöyle aldık. Dedik ki, 1. Bayezid'in çok hızlı at binmesi sebebiyle Yıldırım olarak anıldığı savaştır. Mehmet Çelebi'nin Musa Çelebi'yi Sofya yakınlarında mağlup ettiği savaştır. 1. Selim'in babası Beyazıt'la Çorlu Uğraş derece yaptığı savaştır. Yukarıdaki özelliklere verilen savaşlar sırasıyla hangileridir diye sordum arkadaşlar. Evet, bunlardan cevapları da alalım aynı zamanda. Morova İzladi karıştıran, üç kişi beklemedi diyor. Ben bir türlü alamadım, niye? Heh, tamam, pardon, yeni gelenler var. Sizlerle cevapları yazın o arada bana. Evet. Çamurlu Derbent izledi Frenk yazısı. Frenk yazısı Çamurlu Derbent karıştıran. Frenk yazısı karıştıran Çamurlu Derbent. Morava karıştıran Frenk yazısı. Hepsini bir arada, aslına bakarsanız üç tane savaşı bir arada bir nevi hani öğrenilsin diye, birer özelliği önemli çünkü karşımıza soru çıkabilir diye üçünü çorba yaptım açıkçası. Öyle bir soruydu. 28. sorumuzda Beyaz çok hızlı at bindiği için Karamanoğullarına karşı yapılan bir savaştı biliyorsunuz. Şey, Frenk yazısı savaşı. Burada Yıldırım olarak anılmaya başlanmıştı. Çelebi Mehmet'i Musa Çelebi'yi yendiği savaş Çamurlu Derbent Savaşı'ydı ve böylece devletin ikinci kurucusu olmuştu. Yavuz Sultan Selim'in ise babasını Çorlu'da Uğraşdere yakınlarında mağlup ettiği savaş ise karıştıran muharebesi olarak bilinmektedir. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Öğrenilsin. Geldik 29. sorumuza. 19. yüzyılda İstanbul'un idari yapısında değişiklikler yapılmıştır. Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasıyla çeşitli nazırlıklar kurulmuştur. Bunlar içinde İstanbul'un vergi, esnaf, göç denetimi ve şehir güvenliğinden sorumlu olmak üzere kurulan nazırlık aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir şekilde şıklarını kolay hazırladım. Sırf soru kökünü görün, hani böyle karşımıza çıkabilir diye sorduğum bir soru. Hariciye, dahiliye, ihtisap, ticaret, adli olmak üzere. Tabii ki cevabımız burada kendisini sırıtıyor. İhtisap nezaretidir arkadaşlar. Ezberlik, bilgi olsun diye sorduğum bir soruydu.
Evet, 30. soruya geçelim öyleyse. 17. yüzyıl itibariyle Osmanlı Devleti'nde kanuni kadim bozulmuş, Yeniçeri sayısında düzensiz artış görülmüştür. Bu artış durumlardan hangilerini doğrudan etkilemiştir? Hazine giderlerinin artması, reayanın vergi yükünün artması, tımar sisteminin bozulması. Evet arkadaşlar, 30. sorumuzda hazine giderleri artar değil mi? Doğrudan etkileyecektir. Kanuni kadim bozulduğu için Yeniçeri sayısındaki artış devletten ulufenin daha fazla verilmesi veya culusun daha çok verilmesi anlamına gelir. Reayanın vergi yükü doğal olarak artacaktır. Çünkü devlet gelirleri, yani gideri çok olduğu için bu gider açığını halktan karşılayacaktır. Tımar sisteminin bozulması ise burada etkili değildir. 17. yüzyıl özelliğidir ama sorumuzda Kanuni Kadim Yeniçeri Ocağı ile ilgili olduğu için üçüncü öncülü almıyoruz. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 1 ve 2 olarak kabul ediyoruz. Harikasınız. Geldik 31. sorumuza. Yeni çağda Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir. Yukarıda tanımlanan, günümüzde de geçerliliği devam eden ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Sosyalizm, liberalizm, kapitalizm, merkantilizm, fiskalizm. Arkadaşlar, burada kapitalizmin tanımını verdim. Genelde şeyde test sorularında pek kapitalizm sorulmaz. Bu yüzden sorduğum, ezberlemenizi istediğim bir soru, mutlaka bilin. Bunun haricinde biliyorsunuz liberalizm daha çok ekonomide de kullanılan serbest girişim, serbest ekonomiyi ortaya çıkartır. Sosyalizm yine arkadaşlar çocuklarınıza söyleyin. Ceylancığım çocuğun tahtamı sildi, şey çizdi. Şeye dikkat edersen sevinirim. Sosyalizm arkadaşlar bu da yine ekonomik bir sistemdir aslında. Bunun idealize edilmiş şekline biz komünizm diyoruz. Ama sosyalizm bir ekonomik politika çerçevesidir aslında. Bütün yatırımların ve aynı zamanda gelir dengesinin de devlet elinde tutulması esası vardır. Merkantilizm biliyorsunuz yeni çağda coğrafi keşiflerle birlikte ortaya çıkan değerli madenlerin önem kazanmasıdır. Fiskalizm ise Osmanlı Devleti'ndeki gelir gider dengesi için yapılan ekonomik politikadır aynı zamanda. Bir de iyaşecilik vardı. Fiskalizm bir nevi gelirle giderin o doğru orantılı olarak dengelenmeye çalışılmasıydı. İyaşecilik ise arz talep dengesinin tutulmaya çalışılması. Yani nasıl diyelim? Arz oranında talebin, yani üretimin oluşturulmasına esas alan şeydi iyaşecilik. Osmanlı Devleti'nde fiskalizm iyaşecilik vardı. Merkantilizm yoktu hatırlarsanız. Evet 32. soruya geldik. Mimar Sinan'ın hayat, ya bu nasıl siliniyor? Ben uyuz oldum ben buna şu an. Çok güzel. Yazan silebiliyorsa, silerse tahtamı sevinirim. Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini anlattığı ve şair Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Risale-tül Fetiye, Risale-tül Nusiye, Tezkire-tül Bünyan, Miratü'l-Memalik, Menazili-Irakeyn. Evet arkadaşlar 32. sorumuzda. Bu da bir ezber soru. Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini anlatan eserdir ama kendisi yazmamıştır bakın. Şair Mustafa Çelebi'ye yazdırmıştır. Biz bunu Tezkire-tül Bünyan olarak bileceğiz. Nisaretü'n-Nusiye yanılmıyorsam Yunus Emre'nin eseridir arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Risale-i Fethiye de İstanbul'un fethini anlatan, yine yanılmıyorsam Ali Kuşçu'nun eseri. Evet cevabım Ceyhan olacak. Tezkiretül Bünyan'dır. Ezberlik bir soruydu arkadaşlar. Tamam. Geldim 33. sorumuza. Avrupa'nın ilk daimi ordusudur. Bekar Türk erkeklerden seçilirler. Hristiyan kökenli olup askeri inşaatlarla çalışırlar. Yine Hristiyan kökenli olup atların bakımından sorumludurlar. Bu sınıfları askeri sınıflarla ordu teşkilatında eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır diye sordum. Avrupa'nın ilk daimi ordusu Yeniçeriler olarak da bildiğimiz kapı kullarıdır. Bekar Türk erkeklerden seçilen savaş olmayan dönemlerde köy koruculuğu yapan, ihtiyaçlarını halkın karşıladığı azeplerdir. Hristiyan kökenli olup askeri inşaatlarda çalışan ameleler, cerrahlardır. Yine Hristiyan kökenli olup atların bakımından sorumlu olanlar ise boynuklardır arkadaşlar. Akıncılardan bahsediyoruz cevabımız Ceyhan. Akıncılar ise biliyorsunuz ki şeyde nasıl diyelim
Sınır boylarında, sel hatlarda yaşarlar. Babadan oğula geçen bir meslektir. Aynı zamanda bulundukları bölgede istihbarattan sorumlu ve küçük saldırılar, düşmana küçük saldırılarda bulunan küçük askeri gruplardır dedik, cevabımız Ceyhan. Evet, 34. soruyla devam ettik öyleyse. Tımarlı sipahi reayadan kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödenmesi gereken vergiyi nakit olarak alamaz veya ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemezdi. Tımar sistemiyle ilgili olarak hangilerine ulaşabiliriz? Köylünün hakları hukuk garantisi altına alınmıştır. Tımar topraklarının miras bırakılması yasaklanmıştır. Tımarlı sipahiler gittikleri yerlerde merkezi otoritenin temsilcisi olmuştur. Arkadaşlar, şahsen çok sevdiğim safkan bir yorum sorusuydu bu. Yani daha doğrusu sizden cevap bekliyorum bu arada. Yorum sorusu olduğu için herkeste bir tık durma var. Evet, cevapları alayım. Köylünün hakları hukuk garantisi altına alınmış. Burada bakın, kanunnamede belirtilen oranlar dediği için köylünün hakları hukuk garantisi altına alındığını burada görüyoruz. Bununla birlikte tımarlı sipahiler burada ürün vergisini alır ve bu bölgelerde aynı zamanda devleti kanunnamelerle temsil ettikleri için bu bölgedeki merkezi otoritenin de temsilcisidirler. Ancak tımar topraklarının miras bırakılmasına dair herhangi bir bilgi paragrafımızda var mı? Hayır, yoktur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Evet, tamamen bir paragrafa da dayalı bir yorum sorusu. ÖABT'de, sınavda, KPSS'de mutlaka karşınıza böyle bir soru gelecek. Kendi bildiğiniz bilgiler olacak altta, alt metinde. Ama size bu paragraf, eğer bir paragraf veriliyorsa burada paragrafın içerisine dahil olacaksınız. Mutlaka onun dışına çıkmamaya çalışacaksınız. Evet, geldik o zaman 35. sorumuza. Osmanlılar'da ilim ve sanat erbabına, dini zümre mensuplarına, fakirlere, haremeyn ileri gelenlerine ve halkına, hanedan mensup şehzade ve sultanlara, devlet görevlilerine, yabancı hükümdarlara ve bunların yakınlarına, elçi ve misafirlere takdir, taltif ve teşvik etmek veya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen bahşiş, hediye ve maddi desteklerin kayıtlı olduğu defterlere ne ad verilir? Tamamen arkadaşlar bir kalıp soru olarak sordum. Tam tanımını sordum size. Yine öğrenmeniz için sorduğum bir soruydu. Burada mantıkla yaparsanız, mantıkla giderseniz cevaplarınız atış hakkınızda. Evet, belki ihsan kayıtları, hani hediye falan filan diye buradan gidersiniz. Ama değildir. Cevabım inamet kayıtlarıdır arkadaşlar. İnamet kayıtlarıdır. Bilmenizi beklemediğim, hani var ya saçma sapan sorular. Bir tane de saçma sapan soru ben sorayım dedim. Çıkmaz mı? Belki çıkabilir. Bizim için önemli olan, evet. Sırf dediğim gibi, bakın, olduğu gibi kalıp cümledir. Şöyle bir aklınızda tutmaya çalışın. Belki ÖSYM sorsa belki biraz daha sadeleştirir. Ben hiç bozmadan verdim. Cevabımız inamet kayıtları olacaktır diyoruz. Harca hasta kayıtları zaten şeyde var. Büyük Selçuklu Devleti'nde var. Has toprakların kayıt edildiği. Osmanlı Devleti'nde de has topraklar var ya, 100 bin akçe ve üzeri. Bu kayıt topraklar zaten. Rus kayıtlarını zaten biliyorsunuz. Günlük defterler aynı zamanda. İhsan kayıtları, verilen, dağıtılan hediyelerin kayıtları olarak biliniyor diye biliyoruz. 36. soru. Bu soruyu da bilin, sınavda çıkabilir. Westminster modelinin ortaya çıkmasında etkili olan Avrupa'daki gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bence bunu biliyorsunuzdur zaten. Westfalia Barışı, Magna Carta, Viyana Kongresi, Verdun Anlaşması, Yüzyıl Savaşları. Arkadaşlar, Magna Carta'yı anlatırken size dedim ki parlamento açılacak bundan sonra. Bu anayasal düzende Ceyhan değil. Sizi gebertirim. Ceyhan değil. Arkadaşlar, burada Westminster modeli dedikleri şey parlamentodur. Magna Carta olarak kabul ediyoruz. Cevabım Bursa'dır. Ezberden oturtun. Daha doğru, hala Ceyhan Adana geliyor. Bursa olacak. Cevabım Bursa. Westminster modeli, evet, parlamento Magna Carta'dan sonra oluşmaya başladığı için burada buna otomatik olarak şey gibi, aynı bizde The Hunt sistemi diyoruz ya, Westminster adamın birinin adı, bir politikacının adı. The Hunt sistemi nasıl bizde var %10 barajı, aynı onun gibi bu da. Westminster modeli, adı böyle geçiyor. Parlamento demek, yani parlamentonun icadı. Neredeymiş? Magna Carta'da varmış. Tamam mı arkadaşlar? Magna Carta'nın oluşmasında ve sonraki parlamenter sürece
İngiltere'nin demokrasiyi geliştirmesinde etkili olan model olarak kabul edeceksiniz. Westminster modelini öğrenin diye sorduğum bir soruydu yine. Bu kampı bu yüzden yaptım. Yeni bir şeyler öğrenin diye. Tamam. Evet, geldik 37. sorumuza. 1225-1274 yılları arasında yaşayan Albertus Magnus'un öğrencisi olup bilgi felsefesi, metafizik, siyaset ve ruhun ölümsüzlüğü konularındaki yorumlarıyla skolastik düşünceye önemli katkılar sağlamış, Katolik Kilisesi'nin temellerini oluşturan keşiş ve filozof kimdir diye sordum. Evet, hemen anında herkes doğru cevapları zaten vermeye başladılar. Cevabımız ne? Thomas Aquinas. Bu adam zaten tanımanız gereken bir adam. Asla es geçirmemesi gerekiyor. Bu yüzden sordum. Aynen de böyle karşımıza çıkacaktır. Thomas Aquinas'ı tanıyalım, geçelim arkadaşlar. Albertus Magnus'un öğrencisi olduğunu zaten mutlaka ÖSYM'de sorduğunda verir. Evet, geldim 38. sorumuza. Frank Krallığı'nın zayıflamasıyla Verdun Anlaşması sonrası Avrupa'da kurulan devletler hangileridir? Yine çok itilaflı bir soru. Bunu da yine öğrenin diye verdim. Bazı hocalar farklı veriyorlar cevabını. Size tavsiyem benim söylediğimi dinlemenizdir. Ama gidip de başkasını denemek isterseniz ona da saygım sonsuz. Sınavda çıkar. Yanlış yaparsanız sonra gelirsiniz bana yine. 38. sorumuzda. Arkadaşlar, cevabımız Ceyhan şıkkıdır sizin de söylediğiniz gibi. İtalya, Almanya ve Fransa devletleri kurulmuştur. Bazı kaynaklar, bazı hocalar İspanya, Almanya ve Fransa olarak alıyorlar. Böyle bir şey yok. Evet, süpersin. Asiye anlatırken de çok üstünde durmuştum. Özellikle karıştırıldığını. Kaynaklarda yanlış var arkadaşlar. Bazı kaynaklarda, daha doğrusu KPSS kaynaklarında yanlış var. İspanya, Almanya, Fransa olarak alıyorlar. Hayır. Özellikle D'ye de onu koydum zaten. Cevabımız Ceyhan olacak. İtalya, Almanya, Fransa. Evet, cevabımız Ceyhan'dır. Geldik 39. sorumuza. Bu soruyu da bileceksiniz. Çünkü daha önce bir şıkkıyla ÖSYM bize bunu soru olarak sordu güncelde. Sıvıların kararsızlığı üzerine eser vermiş. 1642'de hesap makinesini icat etmiş. Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof olarak kendisini tanıyoruz. Evet, cevabımız Pascal'dır arkadaşlar. Güncelde sordu. Bize ÖABT'de de karşımıza çıkabilir. Sıvıların kararsızlığı üzerine eser verdiğini, Fransız olduğunu bilelim mutlaka. Çünkü Galileo'nun ismi daha şık duruyor orada, Fransız gibi duruyor. Cevabımız Pascal olacak. Gerçi Pascal olmadan da Fransız olarak alabilirsiniz değil mi? Evet, geldim 40. soruma o zaman. Harikasınız. 1337-1453 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında yapılan Yüzyıl Savaşları hangi ülke sınırları içerisinde gerçekleşmiştir? Biz bu savaşın İngiltere-Fransa arasında yapıldığını biliyoruz. İskoçya, İrlanda, İtalya diye de şıklara da koydum. Evet, derste de anlatırken çok üstünde durduk. Hangi topraklarda? Fransa topraklarında. Dün size bahsetmiştim hatırlarsanız. Philip ölmüştü. Philip bütün Fransa ile İngiltere toprakları birlikteydiler. Bu süreçte Edward Philip'in yeğeniydi ama şöyle anlatayım. Philip Edward'ın dayısıydı ama Valois'in amcasıydı. O yüzden amcası olması sebebiyle Valois'e vermişlerdi toprakları. O da Philip ünvanını almıştı ama sonra Edward ona itaat etse bile Edward'ın elindeki toprakları da istemişti Valois. Ve bunun üzerine İngiltere ile Fransa arasında bir veraset savaşları çıkmıştı. Bu dönemde siyasi birliğini sağlaması açısından henüz İngiltere tam anlamıyla kurulmadığı için çifte gül savaşlarında kurulacaklar. Bu sebeple arkadaşlar şey var, nasıl diyelim, Fransa toprakları olarak kabul ediliyor. Cevabımız sizin de söylediğiniz gibi Adana şıkkıdır diyoruz. Geldim 41. soruya. Aşağıdakilerden hangisi yeni çağda ortaya çıkan gelişmelerden birisi değildir? Avrupa'da feodalitenin siyasi otoritesi zayıflamıştır. Yeni ticaret yolları bulunmuştur. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır. Matbaa icat edilmiştir. Petrarka öncülüğünde hümanizma hareketleri öne çıkmıştır. Arkadaşlar, yine bu özelliklerini öğrenin diye, hangisi değildir diye özellikle soruyorum. Diğer dört şıktan yeni çağın özellikleri arasında vardır diye bilin diye. Tabii ki cevabım sırıtıyor. Matbaanın icadı Çinliler tarafından ilk çağda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden cevabımız A, B, C, E şıkları doğru. D şıkkı, Denizli şıkkı yanlış şıkkımızdır dedik. Geldi 42. Aşağıdakilerden hangisi hat sanatında kullanılan yazı stillerinden birisi değildir? Yine yazı çeşidini bilmiyorsanız öğrenin diye sordum. Değildirleri bu yüzden soruyorum. Revak, nesih, muhakkak, reyhani, dikka. Evet arkadaşlar, revaklar mimaride kullanılan nasıl diyelim, böyle bir köşe yapılardaki süslemelerdir.
Revak aynı zamanda kemerli yapılara da revaklar adı veriliyor. Hani bu evimizde hep var böyle şeyler falan böyle. Kemerli yapılara revak ismi veriyorlar mimaride. Cevabımız Adana'dır. Ama nesih muhakkak reyhani ve rika hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri arasında yer almakta. 43. soruyla devam ettim. Türkistan mimarisinde Türk üçgeni, hat, hayvan figürleri. Öğle hangi istiyorum, doğru cevap istiyorum burada. Türk üçgeni, hat, hayvan figürleri. Öğelerden hangilerinin kullanıldığını savunabiliriz? Evet, 43. sorudaki arkadaşlar cevabımız Edirne şıkkı, güzel. Türk üçgeni zaten Uygurlardan beri var. Uygurlardan beri Türk üçgeni bulunmakta biliyorsunuz ki. Aynı zamanda buna köşegen yapı da diyoruz. Bütün dünyada aynı zamanda bunu mimarda kullandı. Sadece İslam mimarisinde yok. Türk İslam'da yok. Türk şeyde yani Orta Asya'dan geliyor. Türk İslam'da var, Avrupa'da da var gibi. Hat sanatı İslamiyet'le birlikte biliyorsunuz. Hem kağıt üzerinde hem de mimaride kullanılan bir sanat çeşidi. Hayvan figürleri yine Türk İslam mimarisinde kullanılmış. Üçgenler, geometrik şekiller de buna dahil. Çiçekler, böcekler, laleler bunlar dahil. İnsan figürleri bulunmamaktadır diye kabul ediyoruz. O zaman cevabımız E şıkkı dedik. Geldik 44. sorumuza. Nokta 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 verdim yine. 1642-1727 yılları arasında optik, fizik ve matematik alanındaki çalışmaları bilim devriminin en üst noktasını oluşturmuştur. Işığın özelliklerinde özelliklerine dair yaptığı araştırmalarda gelişmiş bir teleskop icat etmiştir. Evren çekim yasasını bulmanın ötesinde bilim ve felsefe alanındaki ilişkiyi de bugünün bakış açısıyla belirlemiştir. Yukarıda parçada adı bahsedilen bilim insanı kim diye sordum. Machiavelli, Galileo, Kopernik, Newton ve Thomas More diye verdim. Evet, 44. soruda. Ben bu soruyu doğru yaparsınız diye sordum ya. Kafayı mı yediniz? Şu an benimkiler. Arkadaşlar, cevabım Newton. Newton, gel. Teleskopu icat etmiş. Bununla birlikte evrensel çekim yasası, yer çekiminden bahsediyorum. Yer çekimini bulan kim? Newton'dır. O yüzden arkadaşlar, ya evet Ebru'cum ya. Evet, o yüzden cevabımız Denizli'dir, Newton'dır. Kurban olayım lütfen. İşte bak, hayır başkalarından etkilenmeyeceksiniz. Hani diyor ya arkadaşlar şey yapınca. Yok, öyle düşünmeyeceksiniz. Yani onlar herkes yanlış yapabilir ama sen doğru biliyorsan söyleyeceksin. Öyle şey olur mu? Sürüden ayrılacağız ki kurtlar bizi yiyecek. Tamam. Cevabım Newton'dır. Çıkabilir arkadaşlar. Optik, moptik falan filan. Böyle bir Galileo, Malileo böyle şeyler istemiyorum. Evrensel çekim yasasını burada kesin bilirsiniz diye verdim. Teleskopu verdim. Doğru yapacağınızdan çok emin olmuştum aslında. Üzdünüz beni. Denizli diyorum. Geçiyorum. 45. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde, bunu bilin, 6 bölük halkı olarak kabul edilmektedir. Yaya ve müsellemler, tımarlı sipahiler, kapıkulu süvarileri, kubbe altı vezirleri, divan katipleri. Evet, doğru cevaplar akıyordu. Değil mi? Kapıkulu süvarileri içerisinde altı bölük halkını alıyoruz. Burada arkadaşlar sağ ulufeciler, sol ulufeciler değil mi? Garipler yine bunların içerisine dahildi. Cevabım Ceyhan olarak kabul edilecek. 46. sorumuza geldim öyleyse. Yay ve müsellemlerin yine öğrenilsin bilmiyorsanız diye verdiğim bir soru. Yay ve müsellemlerin savaşa giderken yanında götürdükleri yardımcılarına ne ad verilir? Cebeli, yamak, civelek, kuloğlu, saruca. Evet, alacağım cevapları. Söyleyin bakayım. Evet Emrullah, tabii ki B'ydi. B, evet, yamaktır. Arkadaşlar, cebelileri biliyoruz. Her 3000 akçe için yetiştirilen tımarlı sipahi, eyalet ordusunun askeri. Civelekler Yeniçerilerle birlikte yanlarına götürüyorlar eğlencelerinden sorumlu olan kişiler. Kuloğlu, Yeniçerilerin askerlik yapan oğullarına Kuloğlu ismini veriyoruz. Sarucalar yine sekbanların içerisinde var olan bir birim. Yamak ise yayı ve müsellemlerin yardımcısı. Aşçı yamağı oralardan geliyor. Tamam mı? Cevap Bursa'dır arkadaşlar. Evet, 47. soru. Ezberleyin bilmiyorsanız öğrenin diye verdim. Aşağıdakilerden hangisi? Hristiyanlığı kabul eden ilk Rus knezidir diye sordum. 1. Vladimir, 3. Michel, Rurik, Deli Petro, 3. Petro. Evet. 47. soruda arkadaşlar, Deli Petro ile 3. Petro'yu hepiniz tanıyorsunuz ama ben sizi 1. Vladimir ile tanıştırmak istedim. 3. Vladimir Tepeş'i de tanıyorsunuz Eflak Boyvodası olması hasebiyle. Rurik yine nasıl anlatayım?
Rus tarihinde yine etkili olanlardan bir tanesi. Ama isyan etmiş ve öldürülmüş arkadaşlar. O artık dedikodu kısımları, beni biliyorsunuz, kendimi tutamıyorum Avrupa tarihinde. Cevabımız şey, Deli Petro, 4. Petro bu arada. 3. Petro ise şeyi, Rus knezliklerini bağlayıp birlik sağlayan Petro. 1. Vladimir olacak arkadaşlar, tamam. Hristiyan olmadan önce paganlar hocam. Şey gibi, Büyük Roma İmparatorluğu'na bağlı oldukları için aynı zamanda Rus knezlikleri de Büyük Roma'dan emir alıyorlar o dönemde. Pagan inancına sahipler. Resmi inançları yok ama halkın genel inancı olarak düşün, tamam mı? Geldik 48'e. İngiltere ve Fransa arasında 1904'te imzalanan, yakın bir tarihte anlattım ben bu dersi, samimi anlaşma ile hangi bölgelerde birbirlerinin hakimiyetini kabul ettiler? Kıbrıs, Cezayir, Fas, Tunus, Hindistan, Fas, Lübnan, Suriye, Mısır, Fas, İngiltere ve Fransa'nın samimi anlaşmayla birbirlerinin arkadaşlar hangi bölgelerdeki üstünlüklerini, yönetimlerini kabul ettiler? Cevabımız evet, Ender'de, ben vallahi ben İngilizcesi, şey, daha doğrusu Fransızca olduğu için derste dedim ya size, telaffuz edemiyorum. Ama mutlaka ÖSYM samimi anlaşma diye verir. Enter di conto midir'in artık ne zıkkımsa onu şeye alır yani. Gerçekten İtalyan telaffuzum bile var ama Fransızca telaffuzum yok. Cevabım Mısır ve Fas, Edirne olacak arkadaşlar. Evet, 49. soru. 1815'te toplanan Viyana Kongresi'ne katılmayan devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Metternich, Heidenberg, 2. Mahmut, 1. Alexander, Talleyrand. Evet, cevabı alalım. Osmanlı Devleti Viyana Kongresi'ne davet edildiği halde kendisinin aleyhine kararlar çıkar diye endişe etmiş ve bu yüzden Viyana Kongresi'ne katılmamıştı. Düveri Muazzama Devletleri'nin oluştuğu kongreydi aynı zamanda. Cevabımız evet, gitmediği için 2. Mahmut'tur. Burada yanlış bir padişah vermedim. 2. Mahmut dönemidir. Bir şekilde karşımıza çıkabilir. Cevabımız Ceyhan. Bunlar da zaten biliyorsunuz ki Avusturya'nın, Almanya'nın, Rusya'nın ve İngiltere'nin yine şeyleri, temsilcileri diyoruz. Evet, 50. soru. Avrupa'nın, son sorudayım. Papa'nın onayına sunulmayan ilk anlaşması olduğu için 10. Innocentius tarafından geçersiz ve lanetli olarak adlandırılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Westfalia barışır yazmışım ya. Barışır onlar. Osburg Anlaşması, Utrecht Barışı, Nant Fermanı, Westminster Anlaşması. Evet, cevabımız sizin de söylediğiniz, bildiğiniz gibi. Dün de hatta bir soruda bundan bahsetmiştim. Evet, barışır onlar diye. Evet, Westfalia Barışı'ndan bahsettik arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. Papa lanetledi falan demiştim dün de söylerken. Cevabımız Adana olacaktır. Evet, yesinler birbirlerini, hiçbirini acımıyoruz. Beter olsunlar değil mi? Evet, böylece bugünkü soru çözümümüzün de temiz bir şekilde sonuna geldik. Soruları önceden atıyorum ki siz, hani ben hızlı konuşuyorum biliyorsunuz. Yani tanıyanlar biliyor. Siz önceden sorup da şey, çözüp de dinlerseniz çok daha sağlıklı olur sizin için. Hem soruyu görmüş olursunuz hem de gelmiş olur. Bu arada gününde çözün. Mesela bugün çözdünüz. Yarınki soruları yarın çözün. Bu arada son 50 soruyu, cuma gününün sorularını vallahi hala seçmedim. Seçip atacağım arkadaşlar, söz. Mehtap düştü, gene geldi. Onun internetinde sorun var. Seste de sorun var demişti. Evet. Güzel. Tamamız herhalde arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum yine. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı yine unutmuyoruz. Ben saat 9'da tarih ÖABT dersinde tekrar devam edeceğim. Kadromun devamıyla, bir kısmıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, canımsınız. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize.